Güney Asya denilince herkesin aklına hareketli ve eğlence dolu yaşam senaryoları geliyor. Batıya kıyasla içerisinde pek çok farklı kültürü, ilginç sokak yemekleri ve çeşitli türden eğlenceli olanaklar barındırıyor bu ülkeler. Özellikle ülke içi yeme içme, eğlence masraflarının Avrupalı ülkelere kıyasla çok daha ucuz olması bu ülkeleri normalden daha fazla çekici hale getiriyor. İşte bu ülkelerden bir tanesi de Vietnam ve bu Güney Asya ülkesini ziyaret etmek için onlarca güzel sebep bulunuyor. Öyleyse gelin Vietnam'a önce küçük bir genel giriş yapıp ardındansa Vietnam'ın sokak yemeklerine, Vietnam'daki masaj ve berber salonlarına, Vietnam'ın gece hayatına ve daha birçok detaya hep beraber göz atalım. Vietnam, Asya'nın güneyinde yer alıyor ve tepeden bakıldığında dikey bir harita görünümü var. Ülkenin kuzeyinde Çin gibi bir dünya devi yer alıyorken, batı sınırlarındaysa Kamboçya ve Laos ülkeleri bulunuyor. Ülkenin doğu şeridi ise uzunca bir sahil şeridine ev sahipliği yapıyor. Bu güzel ülkenin başkenti ise Hanoi kenti ve ülkenin ekonomisi büyük oranda bu şehir üzerinden yürütülüyor. Şayet Vietnam'a Türkiye'den gidecekseniz, ülkeye ulaşabilmenin en rahat yolu elbette havayolu taşımacılığıdır. Türkiye'den Vietnam'a aktarmalı veya aktarmasız uçuşları kolaylıkla bulabilirsiniz. Peki Vietnam'a giriş yaptıktan sonra neler yapabilirsiniz, bunlara değinelim. Örneğin buraya gelen turistlerin Vietnam'da öncelikli olarak uğradığı noktalardan bir tanesi Vietnam masaj salonları oluyor. Üstelik bu salonlar sadece masaj yapmakla da kalmıyor. Eğer isterseniz sizi tıraş bile edebiliyorlar. Bu masajın adı Asmr masajı ve dünya genelinden pek çok insan sırf bu masaj için bile Vietnam'a geliyor. Masaj yaptırmak isteyenlerin çoğuysa erkeklerden oluşuyor. Masaj sırasında dikkat etmeniz gereken konulardan öncelikli olanı kendinizi tamamen rahat bırakmanız gerektiğidir. Eğer tikiniz varsa veya vücudunuza dokunulmasından çok hoşlanmayan biriyseniz bu masaj salonları sizi fazla mutlu etmeyebilir. Çünkü deyim yerindeyse Vietnamlı masörler vücudunuzu baştan aşağı elden geçiriyorlar ve başınızdan ayaklarınıza kadar her yerinize masaj yapıyorlar. Bunu yaparken de bir takım yağlar ve özel losyonlar kullanıyorlar. Ortalama bir masajın süresi 1 saat kadar sürüyor ama siz isteğinize göre bu masajları daha kısa veya daha uzun tutabiliyorsunuz. Bu gibi masaj salonlarında masaj yaptırmak da öyle absürt fiyatlara gelmiyor. İşletmeden işletmeye değişse de 40-50 Amerikan dolarına çok iyi masaj hizmetleri satın alabilirsiniz. Yani siz kesenin ağzını açtığınız sürece Vietnam'da alacağınız hizmetin kalitesi o kadar artıyor. Hatta masaj yaptırmak istediğiniz insanı bile kendiniz seçebilmeniz mümkün. Hemen her biri genç insanlardan oluşuyor ve son derece bakımlı, temiz bir görünüme sahipler. İsteğinize göre masajı birden fazla kişiye aynı anda yaptırabiliyorsunuz. Gerçekten de Vietnam'da masaj yaptırıp pişman olan insan sayısı epey az ve bu işi çok üst seviyelere çıkarmış durumdalar. Zira Vietnam'da masaj sektörü gerçekten çok ileri durumda ve dünyanın hiçbir yerinde alamayacağınız kadar profesyonel bir hizmeti bu ülkede cüzi miktarlara alabiliyorsunuz. Öyleyse bu ülkede denemeniz gereken şeylerden biri masaj salonları olabilir. Vietnam'da gündüz güzel bir masaj yaptırdıktan sonra akşam kendinizi meydanlara atabilirsiniz. Ülkede hayat 7/24 canlı ve sokaklar geceleri bile dolup taşıyor. Gece hayatı konusunda her ne kadar Tayland başı çekse de Vietnam'ın da onlardan geri kalır yanı yok. Hemen her köşede bir mekan var ve sokaklar mavinin ve morun tonlarında bir ambiyansa sahip. Mekan girişlerinde ise insanları büyük oranda genç kadınlar ağırlıyor ve hatta önünüzü kesip sizle konuşmak bile istiyorlar. Vietnam yaklaşık 97 milyonluk nüfusa sahip aşırı yoğun bir ülke olduğundan oranın yerel insanı bile olsanız mekanlar sizi kapabilmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu konuda çevreye pozitif bir imaj verdikleri ve başarılı oldukları söylenebilir. Çünkü mekanların içi de en az dışı kadar kalabalık ve tıka basa dolu durumda. Gece kulüplerine girebilmek içinse yalnız olmanız da olumlu bir anlam ifade etmiyor. Hemen her mekana istediğiniz gibi girebiliyorsunuz. Siz yeter ki para harcamak isteyin. O caddedeki bütün eğlence sektörü size hizmet etmeye hazır oluyor. Ayrıca bunu yaparken de bakımlı, genç ve güzel Asyalı kızları öne sürüyorlar. Tabii sokaktan geçen insanlar da çok büyük ihtimalle bu kızlara sırtını dönüp gidemiyor ve doğrudan ya da dolaylı olarak harcama yapıyorlar.
Vietnam sokaklarında gezinirken dikkatinizi şöyle de bir şey çekebilir ki, sokaklarda erkekten çok kadın var. İstatistiklere göre 97 milyonluk bu ülkenin 51 milyonu kadınlardan oluşuyor. Burada kadınlar sanayi gibi ağır iş sektörlerinde çalışmaya daha az yatkınlar ve genellikle eğlence ve hizmet sektörlerine yöneliyorlar. Bundan ötürü de Vietnam'da sokak yemeği satanlardan, mekanlarda çalışanlara kadar sektörün çoğunu kadınlar oluşturuyor. Güzel olan şu ki Vietnamlı insanların hemen her biri kendilerine yeterince iyi bakıyorlar ve çekici görünmeyi başarıyorlar. Hayatın bu kadar aktif ve hareketli olduğu şehirse Saigon şehridir. Burası Vietnam'ın en büyük şehri ve ülkenin güney tarafında yer alıyor. Yani siz Vietnam yolculuğunuza kuzeydeki Hanoi'den başlarsanız, Saigon'un eğlencesine katılabilmek için ülke içinde de bir yolculuk yapmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra Vietnamlı insanlar son derece sıcakkanlılar. Bunu gerçekten karakterleri gereği mi yoksa sizi bir müşteri olarak gördükleri için mi yaptıkları tartışılır. Fakat yabancı biri olduğunuzu fark ettiklerinde size karşı kullandıkları vücut dilleri son derece olumlu oluyor. Bu da ülkenin enerjisini yüksek tutan ince ama büyük bir detay. Kaldı ki Güney Asyalı ülkelerin tamamı insana yakın, açık görüşlü insanlardır. Yalnız kalmayı ve içlerine kapanmayı sevmezler. Hayat onlar için sokaklardadır ve eve sadece uyumak için giderler. Bu nedenle Vietnam ve Tayland gibi ülkelere giderseniz, bütçeniz de birazcık iyi durumdaysa hiçbir şekilde sıkılmazsınız. Zira kendinizi dışarıya attığınızda oradaki yerel insanların gözleri hep sizde olacak ve sizinle arkadaş olmak isteyeceklerdir. Netice itibariyle kaliteli eğlenceyi ucuza getirmek isteyenlerin ülkesidir Vietnam. Eğer ki miktar belirtmek gerekirse, ülkede asgari ücret miktarının sadece 327 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Aşağı yukarı insanların kazançlarını da 400 dolar bandında düşünebilirsiniz. Asgari ücretin bu seviyelerde olduğu bir ülkede haliyle yemek, içmek, konaklamak ve eğlenmek gibi konularda absürt seviyelerde olmuyor. Vietnam'da 1000 dolarlık bir bütçeyle hayatınıza çok güzel bir tatil anısı ekleyebilmeniz mümkün. Hatta Vietnam'a tatil için gidip orada bir insana aşık olup evlenenler bile epey fazla. Özellikle Türk erkekleri Güney Asyalı insanlara epey sıcak bakıyorlar. Şayet Vietnam'da biriyle evlenirseniz oturum izni alıp Vietnam'a tamamen yerleşebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey oradan biriyle nikah kıyıp ülkedeki Türk konsolosluğundan oturum izni almak. Asıl konumuza dönecek olursak, bu hayat dolu sokaklarla alakalı en can sıkan durum, ülkenin en eğlenceli noktalarında bile yaya yolu denen bir kavram yok. Çünkü bu ülkede motosikletler istedikleri her yere girebiliyor ve daracık sokaklarda bile rahatça yürümenize fırsat vermiyorlar. Yani orada mekanların ışıltısına kapılıp başıboş dolanmayıp motosiklet kornalarına karşı her an tetikte olmalısınız. Vietnam'ı sadece popüler yapan şey elbette masaj salonları ve gece kulüplerinden ibaret değil. Öncelikle Vietnam'daki rutin hayatın akışına değinmek gerekirse, Vietnam'da günlük hayat sabah saat 5 gibi çok erken bir saatte başlar. Sokağa çıktığınızda kaldırımlardaki yaşama şahit olursunuz. Kaldırımlara kurulmuş ayaküstü restoranlar var ve hemen her köşe başında ülkeye has kahvaltı ve kahve noktaları bulunuyor. Ülkede nüfus çok olduğundan hayata devam edebilmenin en önemli şartı işinin peşinde koşmak bu ülkede. Özellikle kadınlar hayatın her yerindeler. 7'den 70'e ellerinden gelen her işi yapıyorlar. Diğer yandan herkesin motosikleti var Vietnam'da. Tam 6 milyon motosiklet bu ülkenin yollarında aktif şekilde kullanılıyor. Vietnam'da yollardaki araç sayısının bu denli fazla olması trafik kuralının da takibini zorlaştıran nitelikte. Öyle ki trafik kuralı diye bir şey neredeyse söz konusu değil. Ancak bu durum ülke trafiğinde bir kaos olduğu anlamına gelmez. Çünkü yollarda inanılmaz derecede uyumlu bir ahenk var. İnsanlar birbirlerine çarpmıyorlar ve trafikte kimin nasıl hareket ettiğine çoktan alışmışlar. Gelirler düşük olduğundan insanlar ulaşımını bu şekilde, yani motosikletlerle sağlıyor. Sabah erkenden kalkan anne ve babalar motosikletlere üçer beşer binerek çocuklarını okula bırakıyorlar ve sonrasında da işlerine gidiyorlar. Motosikletlerle alakalı en büyük sorun şu ki, ülkedeki gasp olayları en çok motosikletlerle yapılıyor. Turistlerin bol olduğu noktalarda motosikletli gaspçılar çantalarınızı alıp kaçabiliyorlar. Bunun dışında son derece güvenli bir ülkedir Vietnam. Herhangi bir çatışma yok bu ülkede.
Kaldı ki karakter olarak kendilerine karşı büyük bir saygıları var Vietnamlıların. Öncelikle gururlu bir halk. Yıllarca emperyalizmle, savaşla mücadele etmiş bir halk. İmkansızlıklara rağmen karşı gelmiş, dik duruşlarını her zaman korumuş bir halktır Vietnam halkı. Biraz önce de değindiğim gibi hoşgörü, misafirperverlik konusunda oldukça iyidirler. Gelelim bu ülkede aç kalır mısınız yoksa kalmaz mısınız bunu ele alalım. Vietnam'da o kadar çok dükkan var ki karnınızı doyurmak için herhangi birini seçmeniz gerekli. Hangisini seçerseniz seçin, içeriklerse genellikle benzer durumda. Ülkenin mutfağının ana besin kaynağı pirinç ve noodle'dan oluşuyor. Noodle'ların pek çok çeşidi var. Kimisi kuru şekilde yani makarna gibiyken, kimisi ise bir çorbayı andırıyor. Bazıları sıcak şekilde servis ediliyorken, bazıları ise soğuk soğuk yeniyor. Mesela kahvaltıda PHO adında çorbaya benzer bir yemek yiyorlar. Aslında noodle görüntüsü de veriyor ancak hepsinin karışımı desek daha doğru olur. Bu yemek onların milli yiyeceği durumunda. Son derece besleyici olan bu yemekte pirinç, çeşitli otlar ve tavuk eti bulunuyor. Yemekler pahalı mı diye sorarsanız bu tamamen sizin kendinize biçtiğiniz bütçeye bağlı. Ülkede 1 dolara da yiyecek bir şey bulabilirsiniz 10 dolara da. Öğününüz için ayırdığınız bütçe ne kadar artarsa yiyeceklerin lezzeti, kalitesi ve yapılan sunum da o derece iyi olacaktır. Ancak Vietnam'da bir sokak yemeği olayı var ki bunu dışarıya son derece iyi pazarlıyorlar. Yani ülkede sokak yemekleri o kadar çok rağbet görüyor ki Vietnam'da bir kültür haline gelmiş. Çünkü uzak ülkelerden gelen insanlar bu ülkede hayatlarında ilk kez gördükleri yemeklere şahit oluyorlar. O yemeklerin hazırlanışını izlemek bile en az yemeği tatmak kadar ilgi çekici ve heyecanlı oluyor. Çünkü yemekleri sizin önünüzde hazırlıyor olmaları müthiş bir seyir zevkini size sunuyor. Bu arada sokak yemeklerinde bolca domuz eti de kullandıklarını söylemekte de fayda var. Ete karşı hassasiyetiniz varsa ne eti olduğunu önceden mutlaka sormalısınız. Oradaki yemeklerle alakalı söylenebilecek en net husus bir yemeğin içerisinde çok fazla bileşen olduğudur. Hemen her yemeğin içerisine pek çok sebze katıp onu etle süslüyorlar. Porsiyonların son derece büyük olması fiyatlarına kıyasla çok iyi olsa da bu denli karmaşık görünümlü yemeklere alışmanız başlangıçta kolay olmayabilir. Tüm bunların ötesinde Vietnam sadece insanla yoğrulmuş bir ülke değildir. Yani ülkenin insandan bağımsız muhteşem bir doğası bulunuyor. Oradayken isterseniz Ha Long Bay Körfezi'nde tekne turlarına çıkabilirsiniz. İsim olarak ejderhaların yeryüzüne indiği yer anlamına geliyor. Hanoi'den kalkan günlük veya konaklamalı körfez turları yapılıyor Vietnam'da. Vietnam'ın başka bir ikonik sembolü ise kendilerine has pirinç tarlalarıdır. Ülkenin gıda yükünü karşılayan bu tarlalarda muazzam bir üretim var. Üretimin yanı sıra görsellik açısından da göz kamaştırıyor bu tarlalar. Ülkenin kuzey kesimlerinde yer alıyorlar ve Çin sınırına yakın sayılırlar. Eğer imkanınız varsa o bölgedeki yeşil coğrafyayı görmeden Vietnam'ı terk etmemelisiniz. Vietnam'la alakalı belki de en şaşıracağınız yerse Mui Ne adında bir çöl yerleşkesi. Yanlış duymadınız dostlarım. Burası bir Güney Asya ülkesi ve bu ülkede çöl bile var. Esasında burası bir balıkçı kasabası ancak toprağın yapısı Afrika'daki çöllerle birebir aynı. Bundan dolayı bu balıkçı kasabası Vietnam'a uğrayanların sık sık ziyaret ettiği bir yere dönüşmüş durumda. Vietnam kıyı şeridinde yer alan bir ülke olduğundan ülkenin neredeyse bütün şehirleri denizden gelen havaya ulaşabiliyor. Yani ülkenin bir tarafı yemyeşil dağlarla kaplıyken diğer tarafı ise Güney Çin Denizi ile çevrilidir. Ülkenin %40'ı yemyeşil el değmemiş arazilerden oluştuğu gibi kişi başı aylık gelirse 150 ile 200 dolar arasındadır. Açıkçası dostlarım ülkedeki işçilik epey ucuz. İşçiler günde 5-6 dolara uzun saatler boyunca çalışmaktalar. Zaten bu sebepten ötürü de dünyaca ünlü giyim ve teknoloji markaları fabrikalarının Vietnam'da pek çok fabrikası bulunuyor. Çünkü ucuz işçilik fabrikaların maliyetini büyük oranda düşürüyor. Ülke olarak sahip olduğu benzersiz biyoçeşitlilikle dünyada 25. sırada bulunuyor. Fakat ülkenin ekolojik hayatı geçmişte büyük bir tahribata maruz kaldığı için vahşi doğasından geriye pek bir şey kalmamıştır. Sadece kırsal alanlarda bazı yılan türleriyle, timsahlarla ve kaplanlarla karşılaşma olasılığınız olabilir. Ayrıca kırsal alanlarda sıtma, humma gibi hastalıklar bulaşabiliyor ancak ülkede herhangi bir aşılama şartı bulunmuyor.
Hatırlayın, Tanzanya'da sıtma ve hepatit gibi rahatsızlıklar için aşılama zorunlu tutulmaktaydı. Ayrıca ülkede uçak seyahatleri oldukça ucuz ve insanlara hızlı ulaşım için fırsat sunuyor. Tabii uzun yolculuklar yapacaksanız otobüslerle de bir yerden başka bir bölgeye geçiş yapabiliyorsunuz. Ayrıca şehir içi ulaşımlar da otobüs ağıyla sağlanmakta. Şöyle de bir durum var ki Vietnam'da ulusal sürücü kimliği kabul görmüyor. Ülkede araba kiralayabilmek için şoför de tutmanız gerekiyor. Yani bir turist olarak Vietnam'da araç kiralayıp süremezsiniz dostlar. Tren ağıysa az gelişmiş olmasına rağmen Vietnam'daki en konforlu ulaşım aracıdır. Tabii bundan dolayı da otobüsten daha pahalıdır. Vietnam'ı bir benzetmeyle nasıl tanımlayabiliriz diye düşünsem, herhalde küllerinden doğan bir anka kuşu gibi olmasıdır diyebilirim. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan antik tapınakları, kendine has kültürü, mezarları ve sahil şeridiyle ölmeden önce gidilmesi gereken başlıca ülkelerden biridir. Ülkeyle alakalı detaylara değinmeden önce Vietnam nasıl Vietnam oldu, gelin bunu konuşalım. Vietnam'ın tarihini genel olarak savaşlar, sömürüler ve isyanlar oluşturmakta. Öyle ki tarihleri boyunca Çin tarafından sürekli olarak işgal edildiler ve sömürülere maruz kaldılar. Ülke aynı zamanda Moğollar, Hollandalılar, Fransızlar ve Amerikalılar tarafından da sürekli olarak saldırılara uğradı. Fransa ve Çin, Vietnam'ı öyle bir sömürmüş ki kendi kültürlerini Vietnam halkına resmen empoze etmişler. Bugün Vietnam'ın sosyal yaşam tarzı ve gelenekleri Çin'le birebir benzerlikler taşıyorken, yemek kültürü anlamında da pek çok Fransız yemeğini Vietnam sofralarında görebilirsiniz. Vietnamlıların Amerikan Savaşı olarak adlandırdıkları Kuzey ve Güney Vietnam arasındaki Vietnam Savaşı ise ülkenin en acı verici tecrübesi olmuştur. Vietnam bölgesine ait Kuzey ve Güney Vietnam o dönemler birleşememe sorunu yaşıyordu ve bu durum bir savaşa yol açtı. O dönem dünyanın iki süper gücü olarak adlandırılan Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği de taraflarını seçerek savaşa dahil olmuşlardı. Amerika, Sovyetlerin dünya üzerinde egemen olmasını istemediğinden dolayı Güney Vietnam'ı desteklerken, Sovyetler ise Kuzey Vietnam'ın tarafında yer almıştı. Çünkü Kuzey Vietnam, komünist rejim tarafından yönetilmekteydi ve birleşme olursa komünizm yayılabilirdi. Bundan dolayıdır ki Amerika, Güney Vietnam'ı kışkırtarak savaşın başlamasına sebep oldu. Netice itibariyle savaş sonunda Kuzey Vietnam kazandı ve 1976 yılında Kuzey ve Güney Vietnam birleşerek tek devlet haline geldi. 21 yıl süren bu savaş aynı zamanda Amerika tarihinin en hezimet dolu anlarından biridir. Öyle ki Amerikalılar bu savaşta tam 58 bin askerini kaybettiler ve bunun yankısı Vietnam'ın kendisinden daha çok ses getirdi. Bugün Vietnam sosyalist cumhuriyetle yönetilmektedir. Ülke tek partiyle yönetiliyor ve komünizm hakimdir. Ülke toplamda 5 bölgeye ve 58 ile ayrılmış olup başkentleri Hanoi kentidir. Ülkeye Türkiye'den seyahat etmek isterseniz belli havayolu şirketleriyle direkt ve aktarmalı olarak uçuşlar gerçekleştirebilirsiniz. Bu şirin ülke bize ne çok yakın ne de çok uzaktır. Vietnam'la Türkiye arasında yaklaşık 4 saatlik bir zaman farkı bulunuyor. Hayat dengelerinizi sarsacak bir saat farkı bulunmuyor. Eğer Vietnam'ın komşu bölgelerinden olan Kamboçya ve Laos gibi yerlerdeyseniz ve Vietnam turu yapmak isterseniz otobüsle Vietnam'a gelebilirsiniz. Tabii yolculuk süreleri gerçekten uzun ve ortalama 30 saat kadar sürmekte. Tabii Vietnam'a giriş öyle kolay değil. İlk önce vize almanız lazım. Vietnam vizesi için C1 belgesi adında bir vize onay mektubuna ihtiyaç duyuluyor. Yani Vietnam'daki bir seyahat acentesi sizin adınıza Vietnam Göç İdaresi'ne başvuruyor ve sizin oraya gerçekten seyahat amacıyla gideceğinize dair başvuruda bulunuyor. Başvuruda ülkeye giriş ve çıkış tarihlerinin belli olması gerekiyor. Aynı zamanda otel rezervasyonunuzun da belgesi gerekiyor. Eğer siz orada turistik amaçlarınızın dışına çıkarsanız, sizin adınıza başvuran acente zan altında kalıyor. Çünkü ilgili firma size kefil olduğuna dair taahhütname imzalıyor. Tüm şartları eksiksiz ve usulüne göre yaptığınız takdirde Vietnam vizeniz 7 ile 15 gün arasında çıkmaktadır. Aldığınız vizeyi uzatma şansınızsa bulunmuyor. Aynı yıl içerisinde ikinci kez turist vizesi alamıyorsunuz bu ülkeye. Son 3 yıldır turistik vizelerin geçerlilik süresi 22 gün olarak belirlenmiştir. Yani Vietnam'da 22 günden fazla isteseniz de kalamazsınız. Peki tüm bu zahmetlere rağmen kafaya koydunuz ve gerçekten Vietnam'a gidip oraları görmek istiyorsunuz. O zaman size tavsiyem Ekim'den sonra gitmenizdir. Özellikle Mayıs'la Eylül ayları arasında gitmenizi önermem. Çünkü ülkede tropikal bir iklim mevcut. Bilirsiniz Asya coğrafyasında sık sık kuvvetli yağışlar oluyor.
Yaz aylarında Vietnam'da fazlaca nem oluyor ve kuvvetli yağışlar görülüyor. Yani Vietnam'a bu dönemde giderseniz muson yağmurlarına denk gelebilirsiniz. Tabii bu da Vietnam'da geçireceğiniz zamanın kalitesini fazlasıyla düşürür. Ayrıca şuna da dikkat edin. Yazın sıcaklıklar 40 dereceleri bulabiliyor ve yanınızda mutlaka güneşten koruyucu bulundurmanız gerekir. Gerçi Türkiye'de de yaz ayları aşırı sıcak olduğundan yazın Vietnam'a Türkiye'den giden birisi anormal bir hava değişimine maruz kalmayacaktır. Vietnam'a bugünkü paramızın değerine göre gidecekseniz seyahat masrafları sizi birazcık üzebilir. Orada bulunacağınız süre boyunca günlük ortalama 40 ila 50 dolar masrafınız oluyor. Tabii günlük 20 dolara da gezersiniz ama çoğu şeyden kısmanız gerekir. Kaliteli bir tatil için günlük 50 doları gözden çıkarmanız şart dostlar. Mesela ülkede Vietnam dongu kullanılıyor ve 1 Amerikan doları yaklaşık 24 bin dong civarında. Örneğin internet ihtiyacı hangi ülkeye giderseniz gidin olmazsa olmazlardandır. 10 GB mobil internet barındıran bir hat aldığınızda bu size 8 ile 10 dolar arasında geliyor. Ulaşımlarınızı taksiyle yaparsanız Grab adlı uygulamadan uygun fiyata taksi bulabilirsiniz. Bu uygulamadan çağıracağınız taksilerin ortalama yol ücreti 2-3 dolar arasında değişiyor. Yemek olarak Asya yemekleriyle aranız yoksa muhtemelen noodle tarzı hazır makarnalar tercih edeceksiniz. Bunların da market fiyatı 1 dolar civarında, yani restoranlara gitmediğiniz sürece bir öğünü 1-2 dolara hazır yiyeceklerle çıkartabilirsiniz. Ayrıca Vietnam'da pek çok tarihi yapı ve tapınakların olduğunu söylemiştik. Buralara da ücretsiz giriş maalesef mümkün olmuyor. Hemen her özel alana girmek en az 1 dolarınıza mal oluyor. Orta halli otellerse kişi başı 6-7 dolardan başlıyor. Düzenli bir işte çalışan bir Vietnamlının aylık geliri 200 dolardan daha aşağı olduğundan dolarla kazanan bir turist için Vietnam epey ucuz bir ülkedir. Kısaca Vietnam'da hemen her şey 1 dolar dostlar. Ayrıca ülke tropik bir coğrafyada olduğundan mango, ejder meyvesi, ananas gibi meyveleri bu ülkede çok ucuza tüketebiliyorsunuz. Ancak dışarıdan gelen elma, mandalina gibi şeyler ülkede gerçekten pahalı. Ülkede kahvaltı kültürü pek yok. Bundan dolayı kahvaltınızı yumurta ve ekmekle geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Peynir ve zeytinsiz kahvaltı mı olur diyorsanız, Vietnamlılar peynir ve zeytini neredeyse hiç tüketmiyor. Bunu da belirtmekte fayda var. Vietnam'da kültürel gezintinizin yanı sıra masaj da yaptırmak isteyebilirsiniz. Önceki videolarımda Tayland ve Endonezya gibi yerlerin masajlarıyla oldukça ün yaptığından ve turist çektiğinden bahsetmiştim. Vietnam'da da buna benzer sektörler gelişmiş ve dilediğiniz takdirde yerel kadınlardan masaj hizmeti alabiliyorsunuz. Vietnam sokaklarının hemen her yerinde masaj salonları mevcut. Bu masajların ortalama fiyatı 150 bin dong kadar, yani 6-7 dolardan başlıyor diyebiliriz. Özetle Vietnam'da yapmak isteyeceğiniz her şeyde cebinizdeki dolarlar birer birer eksilecek dostlar. Vietnam kültürel bakımdansa Konfüçyüs öğretilerine dayalı bir sistem geliştirmiş. Yani bir zamanların bilge insanı Konfüçyüs'ün hayat anlayışını Vietnamlılar kendilerine toplumsal bir kural olarak entegre etmişler. Bu öğretilerin detaylarına değinmek gerekirse, örneğin Vietnamlıların sosyal yaşamı aile faktörünün çevresinde yürütülür. Bir insan için en önemli unsur ailedir. İnsanlar bireysel düşüncelerine göre değil, ailede alınan kararlara göre hayatlarına şekil verirler. Yine insanlar üniversite sonrası veya evlenme sonrasında evlerini ayırıp aile hayatından kopmazlar. Hatta üç neslin aynı çatı altında yaşadığını görmek Vietnam için şaşılacak bir durum değildir. Bundan ötürü de aileye karşı büyük bir bağlılık söz konusudur. Mesela ülkede herkesin dikkat ettiği bir takım etik kurallar da vardır. Vietnam'da topluma açık yerlerde karşı cinsle çok fazla samimi olmamak gerekiyor. Kadınların açık saçık giyinmesi pek sevilmiyor. Kadınlar genellikle genç yaşlı fark etmeksizin yerel kıyafetler giyerler. Hatta hava 40 derece bile olsa şort giyen kadın ve erkek pek göremezsiniz. Ayrıca kadınların halk içerisinde çok fazla alkol tüketmemesi, birine bir şey verildiğinde mutlaka iki elle uzatılması, parmakla birini göstermemek ve plaja gitmek dışında şort giymemek ülkenin kendine göre önemli saydığı bazı etik kuralların başında geliyor. Etik kuralların temeli dini geleneklere dayandığından ülkedeki dini tapınaklar her gün tıklım tıklım doluyor. Vietnamlılar dinle bütünleşik yaşıyorlar diyebilirim. Dinle alakalı şunu da söylemek gerekir ki Vietnam nüfusunun yarısı Asya'ya özgü yerel inançlara, %16'sı Budizm'e, geri kalan kesimse Hristiyan ve inançsızlardan oluşmakta. Dinin bu denli yoğun yaşandığı bir ülkede inançsızların oranı ise neredeyse %30'lara dayanıyor, bu da ülkeyle alakalı çarpıcı bir gerçekliktir. Yerel inançlar nedir diye sorarsanız Budizm ve Konfüçyanizm, yani diğer adıyla Taoizm'dir. Vietnam'da nereye giderseniz gidin mutlaka bir tapınak görürsünüz.
Ancak bu tapınaklar Budist tapınağı mı yoksa Taoizm tapınağı mı pek anlaşılmıyor. Ayrıca ülkede siyah renk bir karamsarlık olgusudur. Örneğin Vietnamlı birine hediye verirseniz hediye kutusunun siyah renkte olmamasına özen göstermelisiniz. Ülkeyle alakalı en şaşırtıcı konuysa Vietnam halkı Vietnam Savaşı hakkında konuşulmasından rahatsız olmuyor. Mesela Sırbistan gibi Balkan ülkelerinde insanlar savaş yıllarının konuşulmasından epey rahatsız olmaktaydı ancak Vietnam'da bu durum söz konusu değil. Bir Vietnamlıyla tarih konuşmak isterseniz dilediğiniz şekilde konuşabilirsiniz. Tabii bunun için de Vietnamca bilmeniz gerekiyor. Yaşlıların çoğu Vietnamca dışında dil bilmiyor. Fakat genç ve orta kesim Fransa kültürünün ülkede fazlaca yaygın olmasından dolayı Fransızcayı ve İngilizceyi iyi seviyede konuşabilmektedir. Hatta Soğuk Savaş döneminde Sovyet bloğuyla ilişkili olan bölgelerde Rusça konuşulduğuna bile şahit olabilirsiniz. Ülkeyle alakalı etik kurallardan bir diğeri ise ülkede Asyalı kadınların Asyalı olmayan erkeklerle geziyor olması Vietnamlı erkekler tarafından itici karşılanıyor. Özellikle gece kulüplerinde bu tarz bir durum yaşanırsa alkolün de etkisiyle Vietnamlı erkekler hırçınlaşabiliyor ve bazı tatsız olaylar yaşanabiliyor. Ayrıca gece kulüplerinin yer aldığı caddelerde yan kesicilik yoğun şekilde yaşanıyor. Bundan ötürü Vietnam mekanlarında geceleri takılmak isterseniz yanınıza fazla para almayın ve cüzdanınızı arka cebinize değil yan cebinize koyun dostlarım. Sırt çantanızı ise hep önünüze asın. Bu şekilde hırsızlık riskini en aza indirmiş olursunuz. Ayrıca hediyelik eşya dükkanlarında dolandırıcılık olabiliyor. Vietnam'da bir ürün alacaksanız en az 5 dükkan gezmenizi tavsiye ederim. Turist olduğunuzu anladıkları an size gelişigüzel abartı fiyatlar çekebiliyorlar. Mesela hediyelik eşya olarak yerel konik şapkalar, geleneksel ipek kıyafetleri olan aodai ve bambu flütler turistlerin dikkatini fazlaca çekiyor. Eğer bunlardan bir tane alıp ülkenize götürmek isterseniz Made in Vietnam yazılarına hemen kanmayın. Çünkü orijinal adı altındaki bandrolü aslında sahte olan ipek adı altında pek çok çakma ürün satılıyor. Ya da sokaklarda Nike, Adidas gibi dev markaların orijinal diye sattıkları ürünlerinin çoğu sahte dostlar. Oraya gidenler dünyanın en büyük markalarının fabrikaları Vietnam'da olduğundan ötürü cadde ve pazarlarda sudan ucuza satılan ürünleri orijinal sanmaktalar. Satıcılar orijinal olduğunu iddia ediyor ama görüntü almaya da izin vermiyor. Bana kalırsa inanmayın derim. Ayrıca Vietnam sokaklarında alışveriş yaparken içiniz daralabiliyor. Çünkü binalar arasındaki mesafe birbirine çok yakın ve sürekli dar yollarda yürümek zorunda kalıyorsunuz. Vietnam'da gezerken şu da dikkatinizi çekebilir ki bu ülkede kokonat suyu fazlaca içiliyor. Özellikle daha önce kokonat suyu içmemiş olan turistler Vietnam'a gittiğinde kokonat suyunun tadına mutlaka bakarlar. Kokonat suyu, buzlar, tatlı süt ve taze meyvelerle bir çeşit meyve suyu haline getirilir ve insanlara servis edilir. Ülkede çeşme suyu içmekse kesinlikle önerilmiyor. Vietnam'da su ihtiyacınızı marketlerden tedarik etmenizi ve çantanızda yedek su bulundurmanızı tavsiye ederim. Vietnam ekonomik olaraksa tarım üzerinden geçimini sağlayan bir ülkedir. Vietnam'ın en önemli ekonomik kaynağı pirinç, kahve ve mısır üzerine kuruludur. Dünyanın en büyük kahve ve pirinç üreticilerinin başında Vietnam geliyor. Ayrıca balıkçılık ve turizm de ülke adına bir gelir kaynağıdır. Ülkede kadınlar hemen her sektörde çalışmaktalar. Vietnam kadınlarını pirinç tarlalarında, restoranlarda ve sanayi işlerinde çalışırken görebiliyorken erkekleri ise genelde güç odaklı işlerde çalışmaktalar. Zaten ülkenin en önemli geçim kaynağı tarım olduğundan, tarım işlerinde de bir Hollandalı gibi üst seviye teknolojiye geçemediklerinden genellikle güce dayalı bir tarım işi yapılıyor. Vietnam'la alakalı videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.